aslında daha rahat duyarsak arkadaşlar mutlu olurum. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki piyasalarda şu anda durum nedir? Nasıl başladı yeni haftaya piyasalar ve bu hafta neler bekleniyor? Neleri takip edeceğiz? Evet Seda Hanım, bu hafta piyasalar özellikle döviz tarafında sakin başladı ama emtialar tarafında oldukça hareketli başladığını söyleyebiliriz. Bu noktada ilk etapta kurların yatay ve sakin seyrettiğini görüyoruz. Dolar TL'nin 14.62'lerden, Euro TL'nin de 15.78'lerde fiyat eğilimleri devam ediyor. Zaten kur korumalı mevduatla, arka kapıdan döviz müdahaleleriyle sürekli döviz satışının yapıldığını ve kurun bu yatay bantta korunmaya çalıştığını her zaman ifade ediyoruz. Şöyle baktığım zaman dolar TL tarafında özellikle bu sabah yeni bir tebliğe uyandık. Zorunlu Türk lirası cinsinden Türk lirasına uygulanan zorunlu karşılıkların alınan NEMA ücretin %0'a indirildiğini gördük. Bununla birlikte bankaların kredi acimlerinin genişletilmesi planlanıyor. Yani bankalar daha fazla kredi verebilme imkanına sahip olacak. Bankalar eğer 100 bin TL topluyorsa mevduat olarak, bunun eskiden %8'di yanlış aklımda kalmadıysa rakam, bunun 92 bin TL'sini kredi olarak dağıtıyorken şu anda 100 binin hepsini dağıtabilme potansiyeline sahip olacak. Bu önemli çünkü kredi genişlemesine halen devam ediyoruz. Bunun yaratacağı önümüzdeki dönemde en önemli etki tabii ki enflasyon cephesinde olacaktır. Eğer bu kadar büyük, hala biz büyümeyi ve kredi genişlemesini bu kadar savunuyorsak, enflasyonda düşüş görmemiz çok fazla mümkün olmayacaktır. Emtialar tarafına baktığımda ise altın fiyatları yukarı yönlü hareket eğilimine devam ediyor. Şu anda ons altın 1990 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Tabii ki gram altın fiyatlaması da 935 TL'lerden gidiyor. Bu hareket eğilimi biraz daha artabilir. Gram altında 945'e doğru hareketlenmeler gözlemlenebilir. Bu hafta da 920 seviyesini takip ediyor olacağız. 920 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket eğilimi ön planda olacaktır. Borsa İstanbul güne ve haftaya yeni bir rekorla başladı. 2502 seviyesinden başladık. Orada da bu hafta takip edeceğimiz rakam 2075 seviyesi olacaktır. Eğer ki 2075'in üstünde kalacak bir Borsa İstanbul tarafı yukarı yönlü eğilimine devam edecektir. Yukarıda bizim için önemli kritik direnç bölgesi 2580 seviyesi. O bölgeye kadar Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket eğilimleri artabilir ama 2475'in altına inersek, o zaman da satış baskısına tekrardan geçen bir BIST 100 endeksi görebiliriz. Petrol fiyatları bu sabah yukarı doğru hareketle başladı haftaya. 111 dolar seviyesinde, özellikle geçen hafta uyarmıştım, bu hafta bir kez daha uyarıyorum. Çünkü yaz ayları buradan tekrar önümüzdeki günlerde çok gündeme gelecek. Altını özellikle çiziyorum çünkü yaz aylarında çok ciddi bir petrol fiyat artışı göreceğiz. Bu da yurt içinde benzin ve mazot fiyatlarına ciddi anlamda yansıyacaktır. Yani benim tahminim büyük ihtimalle yaz aylarında benzin ve mazot fiyatlarının 25-30 bandına çıkacağı yönünde. Yani bu da yaklaşık %50 zam gibi bir şey oluyor. Bunun ana nedeni ise Rusya'nın ürettiği petrol miktarının, yani piyasaya sürmüş olduğu petrol miktarının Mayıs ayı içerisinde 1,5 milyon varilden 3 milyon varil kadar kısılacağı. Bu tabii ki çeşitli ülkeler bunu karşılayacağım demişti. En ön plana çıkan ülkeler Amerika, Katar, Kanada, Cezayir gibi ülkelerdi ama bunun dün geçen hafta da Fatih Birol, yani Uluslararası Enerji Ajansı sözcüsü Fatih Birol yaptığı açıklamalar bunun çok fazla mümkün olmayacağını ifade etti ve gelen raporlar, bize gelen raporlar şu anda çok ciddi anlamda
petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş eğiliminin başladığı yönde. Zaten teknik olarak baktığım zaman da 108.75'in üstünde kalan bir petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket eğilimini sürdüreceğini görüyoruz ve yaz aylarında özellikle havaların ısınmasıyla üretim hacimlerinde yaşanan artışlar ayrıca talep de vuracak ve artan talep de petrol fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasına sebep olacak. Yani muhtemelen yaz aylarında tekrardan 130 dolar civarında bir Brent petrol göreceğiz. Hatta burayı aşan bir Brent petrol göreceğiz. Bu bizim için niye önemli? Çünkü enflasyon tarafında işte herkes tarafından beklenen işte yıl sonuna doğru %40'lara düşüş bekliyorlar ama bu çok gerçekleşmeyecek. Şimdiden ekonomi yönetiminin aslında buna önlem alması gerekiyor. Eğer buna önlem alınmazsa biz %100'ü aşan bir enflasyon rakamına da ulaşabiliriz. Çünkü ciddi anlamda fiyatları vuracak bir petrol rakamlarıyla karşı karşıya olduğumuzu şimdiden söyleyelim. Bu haftanın genelinde yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Yurt dışında da sadece Cuma günü Amerika'dan gelecek ve Euro bölgesinden gelecek olan imalat ve hizmet PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. Bir de benim dikkatimi çeken hizmet gelirlerinde yapılan döviz satışlarının da %25'ten %40'a çıkartılması TCMB'ye dönüşümlerinde. Hı hı. Bu çok önemli çünkü hizmet gelirlerini de dahil ettiler. Yani turizm gelirlerinin %40'ını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirdiler. Bu da önümüzdeki günlerde biz hem turizm tarafında aksamaların olmasına sebep olabilir. Çünkü orada bir döviz likidite sorunuyla karşılaştık. Hem de genel olarak zaten döviz likidite sorununun habercisi olduğunu işaret edeyim. Yani bu hafta piyasalar haber akışı bakımından sakin olsa da hem yurt için, yurt dışından özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde göreceğimiz etkiler piyasada hareketliliğin artmasına sebep olabilir diye özetleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Onur Altın. Kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi haftalar. Sağ olun. Bir enerji, yani daha doğrusu petrol fiyatlarıyla ilgili uyarılar ama çok önemli. Çünkü bu konuda Uluslararası Atom Enerji Kuruluşu'nun da şeyleri, uyarıları var bu Ukrayna Savaşı yüzünden. Hani 70'lerde falan çok görüldü krizler ama şimdiye kadar görülmemiş bir enerji krizine bu savaş yol açacak şeklinde. Tabii bize de yansımaları epey. Önlem alıyorlar galiba. Amerika rezerv açıyor. Norveç. Türkiye'nin alabileceği, şimdi Amerika, dünyada bir şey var tabii, yani petrol savaşı var. Türkiye'ye düşen ama bir şey var. Dünya artık bunu tartışıyor. Amerikan Tarım Bakanı bunu yaptı. Avustralya Tarım Bakanı benzer açıklamalar yaptı. Bu tip enerji maliyetlerindeki artışlar metastaz sıkıntısı yaratıyor. Neden? Çünkü sanayide de bir anda maliyet artıyor. Tarımda bir anda maliyet artıyor. Özellikle şimdi kişisel otomobilleri kullananlar için belki bir şey yapılamaz. Yani bu artışları illaki yansıtacak. Ama tarım kesimine bu benzin, mazot, akaryakıt giderlerine sübvanse etmesi lazım hükümetin. Sübvanse etmediği takdirde, oraya destek vermediği takdirde eşittir ne oluyor? Biz domatesi 30 liraya, 40 liraya yiyoruz. O enerji maliyetlerindeki artış gıdaya hemen yansıyor. Dolayısıyla geniş yoksul kesimler çok daha büyük sıkıntı yaşıyor. Aslında bunun çağrısını iktisatçılar henüz Şubat ayında yapmışlardı. Bizim bu yılın bütçesi Ekim ayında hazırlandı. Yani şimdi Ekim ayında hazırlanmış bütçeden sonra aradan çok zaman geçti. Bu bütçe hazırlanırken dolar dediğiniz şey 8-9 liraydı. Şimdi olmuş 15 lira. Savaş çıkmış, çok ciddi bir enflasyon karşısındayız. Yeni bir bütçe hazırlanması lazım çağrısı yapılmıştı ama o çağrıya kulak asan olmadı maalesef. Bir de sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir de iklim krizi, yani yol açacağı iklim kriziyle ilgili önemli uyarılar var. Çünkü enerji krizini çözmek için atılacak adımlar iklim krizine neden olabilir. Neden oluyor? O şey bir durum. Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Birol Aydın, özür diliyorum, Fatih Birol
ismini unuttum. Onun şeyleri, uyarıları geçen hafta TÜSİAD'ın çünkü toplantısına katılıp konuşmuştu. Dikkatimi çekti, aklımda kaldı. Bu iklim krizi meselesine için çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bizim vatandaşın hiç ilgisini çekmiyor. Sanki böyle bir şey çekmiyor, yokmuş gibi davranıyoruz. Ama dünyanın genç kuşakları, bizdeki genç kuşaklar da bunu bu kadar ilgilenmiyor. Ama dünyanın genç kuşaklarının bütün gündemi iklim krizi. Gerçekten dünyanın sonu geliyor. Fakat bir biçimiyle gündemimizde alamıyoruz. Evet. Dünyanın sonu geliyor yani. İnsanlığı bitireceğiz. Evet, haklısın. Bu yokmuş gibi davranmak yokmuş gibi bizim davranıyoruz. Adetimiz ama. Evet. Bak, kriz yokmuş gibi davranıyoruz ekonomide, değil mi? Yok, siyasi kriz yokmuş gibi davranıyoruz. Evet. Yargıda hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyoruz. Memleket iyiymiş gibi davranıyoruz. Bizmiş gibi davranmayı seviyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, üniversite öğrencisi ve İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sebep olan sözlerini paylaştığı için, ki sonra silmişti, tutuklandı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla. Şu anda tutuklu. İYİ Parti tabii tepki gösterdi. Peş peşe açıklamalar geldi. Bu konuyla devam edelim. İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sebep olan sözleri sosyal medyada yazıp daha sonra sildi. 20 yaşındaki Alp Emeç, Cumhurbaşkanı'nın